Yetti kızlarım. Esirler mabeynide tıllarda dastan bulup kilovatkan Uygurlarının vettemperver kahırmalları yetti kızlarım tahminen 1740 yılları etraplarda dünyaya kelgen. 1765 yılı Şarkı Türkistan'ın 3 şehirde Rahmetullah Beg ve Esmetullah Beg başlığıda tacavuzçi Mençin Hanlıkı'a karşı tarihte cigdi yığlıqı diyen nam bilen atalgan meşhur halık kozgılığı partlaydı. Biz halkımızga takdim kılmakçı bulgan Mayıskhan başçılığıdaki yet kızlarım mana muşu kozgılanğı katnışıp batırlarca şehit bulgan. Yette kızlarımın hayatı İşbarxan bilen zamandaş bulup, onlarının nam şerpi ve hayati paliyeti bir-birge münasuvatlik bolgalık üçün yette kızlarım üstüde tohtılıştın ilgiri şu devrini teyhimi yakşı çünüşümüz üçün tarihini sel baştın başlaşka toğır keledu. Abba Hoca Galdan Konteyci başçılığıdaki Cungar kalmaklarının 60 min kişilik koşununu başlap gelip, 1514 yılıdan 1679 yılıgıca 165 yıl hüküm sürgen Seyidiye Uygur Handalıkını munkarız kılıp, özü vatanımız tarihida tuncu kıtım korçak han buludu. Şunundan keyin vatanımızda mutaassib işanlarının 80 yıl hüküm sürgen dehşetlik karangu devri başlanıdı. Ve devletin asası bek mi acizlap gedidi. Bunu fırsat deb bilgen Mençin Hanlıkı 1757 yılı etyazdan başlap vatanımızga tacavuz kılıp besip kırıdı. Bu yıllarda Seyidiye Handanlıkı'daki Abba Hoca evladıdan bulgan Hoca Cahan bilen aksi Burhanıdın Hoca Cungar Hanlıkı'a karşı köreş kılıp 1753 yılı 3. ayının 27. günü paytaxt Yerkent şehirde müstakil Baturhan devlet kurganlığını cakarlığan bulup Hoca Cahan bu devletin padişahı bulgan idi. Güzellik bilen kişi aklını lal kılsa, batur ve kayserliki bilen dıllarda hürmet ve kayıllık duygusu uyğatkıcı İşbarxan, 1734'ten 1765 kice, Hoca Cahan'ın ayalı bulup, eri başçılığıdaki Baturhan devletinin koşuğunu bilen birlikte Mençin Hanlıkı karşı ahırgıcı uruş kılıdı. 1759 yılı Baturhan devleti mağlup bulup, Hoca Cahan öldürüldü. 1762 yılı İşbarxan esirge düşüp kalıdı. Mençin Xitaylarının İşbarxan'a közü düşüp, öz xanığa bunundan layıqraq ve bunundan yaxşıraq soğa tepilmaydı dep oylap, Şarkı Türkistan zimininden bulap talangan başka haddi hesapsız baylıklar bilen birlikte İşbarxan'ı Beijing'deki Mençin Han ordusuğa yağlap ilip bargan. İşbarxan'ın güzellikiden hayranı häs kalgan Çenlun Han onunğa meptun bulup kalgan ve bağırlı haniş meliklerden İşbarxan'ı yukarı imtiyazlarga ige kalgan. İşbarxan Çenlun Han'ın bağırlık imtiyaz ve taleplerini kat'i ret kılgan. O, doğumluk yenide ötkür hancar saklıgan. O, eğer de Çenlun Han özü yakınlaşsa, onu çokum öldürdü ve dediğinliğine etkan. Han, nemi üçün özüge münçü nepret kılganlıkını sorganda, İşbarxan, sen menin vatanımını işgal kıldın. El yurtumni han veyran kıldın. Halkımını kırgın kıldın. Men senindek bir düşmanını çokum öldürmen. Degen. Çenlun Han, İşbarxan'dan kattı korkup ketken bolsumu, közünü kıyalmay, yakşıcak buluş üçün kılmığını kalmağın. Ahiri, Kaşkar'ın tarihi Uygur binakarlık kuruluşu okuştup, bir mahalle bina kıldırıp bergen. İşbarxan bu mahalleni körüp, Çenlun Han'a teyhimu bek
3 bulup ketken. Qianlong Xan, "Men sizge nime qilib beray?" degende Ishbar Xan, "Mening yurtumda g'uli tömirdin, yupurmiqi kümüştin, mevisi oltundin, yilimi attirdin bir xil daraq bar. Shu daraqni akeldirib ber," degen. Bu gapni anglagan Qianlong Xan Ishbar Xanning yurtidagi ashu daraxtdan Beijingga elib kelishga yorliq tushargan. 7 qizlarim vaqasi mana mushundoq boshlangan. 1765-yili Qianlongning yorliqi 3 shahri, ya'ni hozirgi ismi Uchturpanga yetib kelgandan keyin shahar xalqiga jigdi olvangi tushdi. Uchturpanning shu chaqdagi Ambal bigi Abdulla bilan Qin sulolasining Uchturpanda turishliq ish bijirguchisi Su Qing necha yuz kishini alvang uchun tutqun qilib, necha mol tog'og'i jigdi ko'chitib turib, o'zining bir qator siyosiy qorin niyatini ishqa oshirish uchun 3 diyardan nomi chiqqan Rahmatulla begni ko'zdan yo'qotishni niyat qilib, uni bu ishqa bosh qilish bahonasi bilan Beijingga yo'lga soladi. Bu haqiqatan jopoliq, uzun bir safar edi. Rahmatulla beg noilaj buyruqni ijro qilib, cheriklarining nazorat qilishi bilan Beijingga qarab yo'lga chiqdi. Rahmatulla beg boshchiligidagi bu karvon 3 shahrining Achatag degan yerga kelganda karvon ichidagi Qing cheriklarining kattisi, ya'ni Suqingning o'g'li Uyg'ur ishlamchilarini urib soqib, bir ishlamchini nohaq o'ltirib yetdi. Bu ahvolni ko'rib qattiq g'azablangan hoshorchi puhralar jigdi ko'chitini Beijing ilib borguncha nurg'onlarimiz nabut bo'lib o'lib ketadiganmiz. Qarishliq ko'rsatib, jigdi ko'chitini ilib berishdan qutulmasak bo'lmag'idek deb maslahat qilib, Rahmatulla begni xabardor qiladi. Rahmatulla beg hasharchilarning fikriga qo'shilib, jigdi ko'chitidan koltak yasab, oldi bilan nazorat qilib bilinmagan cheriklarni urib o'ltirib, o'lgan cheriklarning qurollari bilan qurollanib, ondan orqasiga yenib, 3 shahrga hujum qilib, Ambal boshchiligidagi mansabdorlarni o'ltirib, 3 shahrni Manching cheriklaridan tozalaydi. Shuning bilan jahon tarixida mashhur bo'lgan jigdi yig'liqi qo'zg'olongi boshlanadi. Bu chaqda dushman zulmdan pitirab, tog' o'rmonlariga qochib, makan tutishga majbur bo'lgan. Xalq qo'zg'olon xabarini anglab, tezlikda yetib kelib, qo'zg'olonga aktiv qatnashadi. Qo'zg'olonchilar qisqa vaqt ichida kuchaydi. Bu vaqtda Oqsuvda turishliq Xitoy qo'shonining qo'mondoni Bian Dahai 3 qo'zg'olonni bostirishga qo'shin boshlab kelgan bo'lsa-mu, qo'zg'olonchilar uni teriperan qilib qochirdi. Bu xabarni olgan kuchada turishliq Xitoy qo'shoni oldirab tenib Oqsuv qo'shoniga yordamga keladi. Ammo ular bu og'ir mag'lubiyatga uchraydi. Shu qitimqi jang to'g'risida xalq orasida mundaq qo'shaq tarqalgan. Bosh oqmining yenida nashi to'ngni mat qildiq. Ben dahayni xandida tug'ilganga dat qildiq. Ammo ko'p o'tmay tajovuzchilarning har qaysi shaharlardan yordamga kelgan qo'shonlari yetib keladi. Bu inqilob davomlashib 6-chi oyga qadam qo'yganda inqilob beshi Rahmatulla beg izbasari, ya'ni o'g'li Asmatulla beglar xoinlar tarafidan suiqasd bilan shahid qilinadi. Bu voqeadan keyin egisiz qolgan xalq qattiq iztirob ichida taraf-tarafga chechilib ketish girdobiga berib qoladi. Dal mushundoq xalqlik paytda Rahmatulla begning qizi Maysxon otasining izidan besib, o'zi bilan qurdosh 6 qizning hamrohligida ar ayollardan tarkib topgan bir qancha yuz xalqni tashkillab, bosh bo'lib tog', jilg'a, o'rmonlarda yoshirinib yurib, Qing sulolasi qo'shinlarga davomliq zarba beradi. Mana bular tarixdagi mashhur 7 qizlarimdir.
Майсхан башчылыгыдагы бу козголоңчы кошун 3 ай жапалык жан кылды. Бу уруш кийинче тарыхта Майсхан жыңы деп аталды. Әмма әскери күч жаһатта гаят зор үстүнлүккө ийе мәнчин кошуны Йорук таңга ташна халыкны канлык бастырды. Yetti kızlarım barlık imkanlarını ışkı selip bağıtırlarca can kılıdı. Bularga yardım kıladığan hiç kandak küç bulmağaçka Aqvet, Aqtoqay tağ tızmalarının üstüde mençin çiriklerinin korşavi işçide kalıdı. Bu dehşetlik uruşta barlık kozgılançılar şehit bulup pekat yetti kızlarımla kalıdı. Yetti kızlarım, bütün Xitay koşuğunuğa karşı tıllarda dastan bolğadek bağıtırlık bilen uruş kılıdı. Koral yarığı kardın çıkkandın kiyin, tağdın taşlarını dumultıp, düşmen çeriklerini eğir çıkımğı uçurtudu. Düşmen çerikleri barğancı kıstap kilişki başlaydı. Bu vaqtta yetti kızlarım düşman qoluğa əsir tüşüb, dəpsende qılınıb özlərinin həm əziz millətinin şanığı dağ töküzüb qılışdın ölümni əvzəl görüdü. Şunda qılıb, onlar arqa-arqadan tağdın özlərini itib batırlarca şəhid boludu. Bu 1765-ci yili idi. Кейін, hayat қалған кішілер өзлерінің бұ қахриман yetti қызны хатырлаш үшін Ақтоқай тығының үстіге yetti қызның мәкбірісіні ясыған ішкен. Бұ қытымқы қозғылаңдың кейін, мәнчин хөкіметі үштірпан шәһірді ғалжырларча өмім юзлік қанлық қырғыншылық жүргізуді. 10 мыңларчы халықны қырғын қылып мо дәрді чықмаған мәнчин чирикләре өч елиш ниетидә 10 мыңга якын кишини илга сүргән кылды. 3 диярда адам зат калмайды. Бу хакта әни шу вакаларның каләмгә алгычысы Молла Шакир өзенең Зәфәр номы дастанында мондак язды. 3 турпан шәһәрдә Оты үшін жығлайдыған бала. Әр үшін жығлайдыған хотон қалмады. Тошқан дәриясының сүйіні 3 жылғыча қан иқып тұрғалығыдың ішкілі болмады. Бұ ерді шуны әскертіп өтіш зөрір ке, бұ қытымқы 3 шәрді башланған жигді иғлықы, мәнчин ханлықы вәтініміз Шарқы Түркістанны бесіп алғандың кейін ұйғырларының ішғалчы мәнчин ханлықы қаршы вәтінімізді қозғалған тұнжы қытымлық халық инқылабыдыр. Әсілді үштірпанның ісімі 3 болып, Юқырқи вәқәдін кейін мәнчин ханы инсансыз қалған үштірпанға тұрпандың мәжбүри адам көчіріп келіп, ерләштірген. Шынондың кейін 3 деген ісім тұрпан сөзі білен қошылып, 3 тұрпан яке үштірпан деп аталған. Бұ қозғылаңдың кейін үштірпан 7 шәһәрнің ішідегі ән кішік шәһәрнің бір қылынған. Ва мәнсәптарларының дәрежесі му төвәнетелген. Мәнчин ханы амбылыны Яркент шәһәрде турсун деп ярлык төшүргән. Уйгыр кызы Ишпархан сәбәбе белән башланып, каһарман yetti кызларымның шанлык өлүме белән ахырлышы дигән җигди йыгылык козгылын тугрысы дики вакалар 1980-нче еллар мабайнында Ана тилимизда нашр қилинган тарихи аминия, тарихи амиди, уйғурларнинг қисқичи тарихи, аталмиш Шинжангнинг қисқичи тарихи, уйғур тарихи, Қашқирия қатарлиқ баъзи машҳур тарих китобларида қайнам ўркиши, қурғоқ хўжилар, yetti қизларим, шаҳидлар гулистони yetti қизларим, мўлжар тарих боранлари Qatarlıq hər xil janrdiki ədəbi əsərlər və bir munçı maqallarda təkrar-təkrar bayan qılınğan bulub, bunundan başqa hazırgıca yetti qızlarımğa xas beğişlanğan yetti qızlarım dastani
İbrahim Qurban və Batur Rozi tərəfindən şu dastan asaslıq mənbə qılınğan asaslı yazılğan Şehidlər Gülistani Yetti Qızlarım namlıq balalar povesti elan qılındı. Əbsüzki, bu əsərlərinin tolisi Yetti Qızlarım toğrusudiki dəsləbki izinişlər bulğaçqa gumani nöqtlar, iniqsızlıqlar mevcut. Cigde yığılıqı qozğılığının asaslıq rəhbərlərdən bolğan Rəhmətullah bəy bilən Əsmətullah bəynin tuqqandarçılıq münasibətimi mənbələrdə hər xil bayan qılınğan. Alaylıq atalmış Şincanın qısqıç tarixi. Uyğurca nəşri birinci qısımda Əsmətullah Rəhmətullahın oğlu deyilgən. Qaynam örgüşi romanıda Əsmətullah Rəhmətullahın çoğun oğlu deyilgən. Üç turpan təzgirisi Uyğurca nəşirdə Əsmətullah Rəhmətullahın dadısı deyilgən. Yetti Qızlarım dastanıda Əsmətullah Rəhmətullahın aksi deyilgən. Mülcər Tağ Boranları namlıq alt pərdilik dramıda. Turğaq Xocalar namlıq tarixi romanda və Yetti Qızlarım povestida Əsmətullah Rəhmətullahın inisi deyilgən. Bunun qaysısının toğru işkənliyə iniq hökum qılalmadıq. Tarix tədqiqatının çonqırlaşışığa əgişib bu məsələlər mü aydınlaşışı mümkün. Şair İbrahim Qurbanın Yetti Qızlarım dastanıda qəhrəman Yetti Qızının obrazı xeyli muvaffaqiyyətlik yurt berilgən. Onun eytişçə, eyni çağda Yetti Qızlarım toğruluq yetərlik tarixi uçurğa igi bulalmağalıqı üçün dastanda Maysxandın baş qızlarının ismini toqulma qılışqa məcbur bolğan işkən. Əcəblinərlik şu ki, bu dastan nəşir qılınğandın kiyin Yetti Qızının ismi xuddi rast ısımlardək özlüşüb qalğan. Və yaqınki yıllarda nəşir qılınğan bəzi kitablarda öz ifadəsini tapqan. Yetti Qızının ismi Maysxan, Ğunç Qız, Dilbər Qız, Zöhrə Gül, Qəmbər Nisa, Gül Ayim, Əxtər Nisa. Yetti Qızının içində həmmidən baturaqı Maysxandır. Qəlimi və əlimi işlarda onun aldığı heç kim ötəlməkdir. Çiçənlik və hazır cavablıqda o həmmini besib düşüdü. Köp vaxtını güzəl xiyallar sürüş bilən ötküzüdüğən Oycan qızının ismi Dilbər bulub, o yenə şairliqi bilənmü tunulğan. O, oyğu patqan çağlarda yigitlərinin közge başqıcı umaq görünüb gedidu. Çıraydın tağındaki çolpandak nur tükülüb durduğan qızının ismi Zöhrə Gül. Tək turqi töp düz özkən şəmşatını əsildidiğan zılva boylu qız bolsa Qəmbər Nisa. Bulaqda közleri yigitlərini çöktürüb etişki aran durduğan şəhla közlü qızının ismi bolsa Gül Ayim. Dalılarını çan keltürüb, naxşı toğlap, toyçaqdak qıyğıtıp, oynaşqa adətlənən, boyu özsümü ballıq mücəzi ösmügən ərk qızının ismi Əxtər Nisa. Mana bular Uyğurlarının qəlbidiki Yetti Qızlarımın obrazı yarqın simasıdır.